Ses potansiyometresinin içini açmadan, bunun temizliğini yapabilmek için içini açmadan bize kolay bir yol sunmuş mühendisler. Çünkü bu potansiyometreyi 6 adet ayağından lehimleri sökmemiz gerekiyordu. Daha sonra üzerindeki bu metal kabı çıkartıp bakır levhalara ulaşıp buradaki yolları temizlememiz gerekiyordu. Bu oldukça külfetli ve uğraştıran bir şey. Aynı zamanda çok da riskli. Bunu sökerken veya plaketleri ayırırken potansiyometrenin iç yapısını bozabiliriz. Kırabiliriz, çatlatabiliriz. Büyük risk. Aynısını bulmak çok zor. Çünkü 34 sene önce imal edilmiş bir potansiyometre. Yenisini bulmak veya muadilini bulmak zor olabilir. İmkansız değil ama zor olabilir. Dolayısıyla bize sunmuş oldukları mühendislerin, sağ olsunlar, bu seçenekten faydalanmayı düşünüyorum. Ve buradaki üzerinde görmüş olduğunuz plastik bantı sökeceğim. Peki bu plastik bantı niçin yapıştırmışlar? Bu delikten içeriye toz, herhangi yabancı bir madde kaçıp potu kirletmesin diye. İçine sprey sıktıktan sonra tekrar o bantı oraya yapıştıracağım. Evet, şimdi başlayabiliriz.
yıllardan beri bu işlerle meşgulüm. Fakat ilk kez bir potansiyometrede böyle bir fiziksel yapı görüyorum. Yani yukarıda bir delik var. Teknik mühendisleri yine teknisyeni, tamirciyi ve servis elemanını bu şekilde bir kolaylık sağlamış. Bu bile bir ince, çok çok ince bir detay. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu da yine Technics'in kalitesini ortaya koyan bir şey. Bravo diyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Kalite asla tesadüf değildir. Bu kolaylığı sağladığı için Technics mühendislerine teşekkür ediyorum.
Teknik mühendisleri gece 3944 AV SA 1535 A için alüminyum soğutucu kullanmışlar. Eleştirmişler, koymuşlar. Fakat aynı transistörleri ön paneldeki devre kartının üzerine soğutucu kullanmamışlar. Amfinin ön tarafında bulunan kontrol panelinin devre kartı üzerinde şurada görmüş olduğumuz iki adet transistör var arkadaşlar. Dikkatlice baktığım zaman devre kartının hem bu yönünde hafif bir kahverengileşme, arkasını çevirdiğimiz zaman da burada yine transistörlerin bulunduğu yerde hafif bir koyulaşma var. Çünkü bu iki transistör de ısınmakta çalışırken bir hayli ısı yayıyor. Alüminyum soğutucularla soğutucu takıp burayı biraz daha rahat çalışır vaziyete getirmek istiyorum. Çok pratik bir soğutucu. Alüminyum soğutucu. Bakın şöyle çekiyorum ve çıkıyor. Burada yine soğutucu transferi için krem var. Şimdi bunları hiç çok basit bir şekilde tekrar buraya takacağım. Çünkü aynı transistörlerde kullanılmış.
Arkadaşlar, eminim birçok insan bana niçin bu amplifikatörün soğutma sistemine bu blokları söküp dağıttığını soracaktır haklı olarak. İki tür cevabım var. Birincisi, görmüş olduğunuz gibi çıkış entegresine birlikte sürülmüş olan ısı transferini gerçekleştiren silikonun artık eski değerini kaybetmiş olması. 1988 senesinde sürülen, yani 34 senedir çalışan bir silikon bu. Isına ısına, soğuya soğuya özelliğini kaybetmiş vaziyette. Bunu yenilemek lazım, tazelemek lazım ki ısınan entegrelerde ve çıkışlardaki sıcaklığı alüminyuma ve diğer soğutucu bloğuna daha iyi iletmesi için. Bunları temizledikten sonra yerine, evet, görmüş olduğunuz gibi bu kimyasalı süreceğim, silikonu transfer dediğim süper, daha iyi bir işlem olacak. Birinci sebep bu. İkincisi, tabii ki buradaki plakaların arasına çok toz ve istenmeyen maddeler birikmişti. Buradaki alüminyum blokta da aynı şey, tozlanmalar vardı. Burada da tabii soğutucu silikon krem izleri var. Bunları temizleyip yeni kremi sürüp montajını devam edeceğiz. Burayı da temizledik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi o plakaların arasından geçen yuvarlak bakır boru her iki tarafından da kapatılmış vaziyette. Çünkü içinde kimyasal gazlar var. Onlar sıcakta ve soğukta hızlı hareket ederek plakaların ve buranın daha çabuk hızlı soğumasına meydan veriyorlar. Bu işe yarıyorlar. Dolayısıyla buradaki soğutma teknolojisi de yine bu amfide çok farklı bir özellik. O yıllarda başlayan ama yine burada büyük bir öncülüğünü görmüş olduğumuz yeni bir soğutma teknolojisi. Arkadaşlar, silikon kremi sürmeden önce sürülecek yerlerin mutlak surette temiz, tozsuz olması lazım. Kesinlikle arada herhangi bir metal olmaması gerekiyor. Dolayısıyla buraları çok iyi temizliyoruz.
vidaları iyicene sıkıyoruz.
Her iki kanalında BIOS ayarlarını kontrol ettim. Sağ ve sol kanal, yani sükunet akımı dediğimiz amfinin bu değerlerinde ölçtük. Gayet istenilen değerlerde olduğunu gördüm. Bu da güzel bir haber. Seen a lot of change, been through a lot of pain. I've been dreaming on in my head like I've seen it a night. Potansiyometrede hiçbir takılma yok. Ve mükemmel çalışıyor. Bas ve tiz potansiyometrelerinde de bir problem yok. Time stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.